Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zölyüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu arada golvar.com'da benim son köşe yazımı okudunuz mu bilmiyorum ama orada çok sırlar gizli. Golvar'a girin aşağılarda bir yerde var. Gerçi linkini de arada sırada paylaşıyorum ama topluluk kısmından bulup bakabilirsiniz. Fenerbahçe'de üçlü zirvede gündem transfer. Teknik patron İsmail Kartal. 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 İsmail Kartal. Takviye yapılacak bölgelerle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlıyoruz. Sportif direktör Mario Branco ise rapora göre geniş bir isim listesini İsmail Kartal'a sunacak. Yönetici Selahattin Baki de imzalar attıracak. Hadi koç, hani bana, hadi bana. <laughs> Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu üçlü bir araya gelecek. Üçlü zirve yapılacak açıkçası ve ee... Zimbru'nun maçı mı varmış şu anda? Zimbru'nun maçı varmış şu anda arkadaşlar. Bir taraftan da ona bakıyorum. Dostluk maçı gibi bir şeydir herhalde. Neyse. Acele edilecek. İsmail Kartal takviye istiyor. Yani isteyecektir illaki. Ve bir an önce yapılması hedefleniyor. Peki ne alınacak? Öncelik stoper ve kanat. İsmail Kartal'ın transferde öncelik stoper ve kanat bölgesine verdiği öğrenildi. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi hepinizden otursak şöyle muhabbet etsek. Yani yapmayı da düşünüyorum açıkçası. Youtube'dan böyle konu e, konuk alıp canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ama konuk bulamıyorum. bu ayrı mesele. Şu an hepinizi toplasam. Desem ki arkadaşım yaz. Bir Zayt. Herhalde bir Zayt yazarsınız. Ya da Luan Perez. iki Zayt. 3 Hocam Batu Şua'ya gitsin ya. Hani Para falan veren varsa. Okey. Bak şu ay. 4. Hocam Umut Nair gitsin diyeceğim de. Kimi bulacağız? Kimi getireceğiz? Ee, yok hocam Umut Nair dursun ya. Yani 5 ya da 4. Hocam Crespo gidebilir. Tamam Crespo'yu da yazdım. 5, 6. Hocam e, Bartu Elmaz oynama garantisine bir yere gidebilir mesela. Tamam. Başka. Hocam King'den de benim ümidim yok ya. Yani iki de bir sakatlanıyor. Ne işe yarıyor? Tamam. Samet Akaydın. Yani Muhtemelen Samet Akaydın dersiniz. Ya da Serdar Aziz dersiniz diye düşünüyorum. Şimdi Zayn ve Crespo giderse bir tane 8 şart. Bartu Elmaz giderse bir tane de 6 şart. Yani mesela e, konuşulan isimleri şöyle bir düşünüyorum. Atıyorum bir Parti, bir Braivik. Okey. şu giderse bir tane Forvet. Serdar Aziz, Samet Akaydın giderse ve Luan Perez giderse 3 değil ama 2 tane stoper şart. Devre arasında kimse iyi stoperini vermez. O da öyle bir konu. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bizim Thiago Çukur diye bir elemanımız var. Yani çok az süre alıyor. Thiago Çukur'u biz kendimiz kullanamaz mıydık acaba? Onu da düşünüyorum. Çünkü hani Hollanda'da çıkıyor. Watford'da falan oynuyor. Endon kiraladık. Şimdi Beveren'de. E Hani A milli takıma da çağrıldıydı hatırlıyor musunuz? Bir maçta da oynadı hatta. Hani bu çocuk bilmiyorum 20 yaşında Ümit milli takıma da dahil olmaz mı? 1.96 boyunda. E, onu da düşünmüyor değilim. Neyse. Fenerbahçe'de 4 koldan transfer hata. Bakın haberlerimiz hep transferle alakalı. Ve şuna çok dikkat ediyorum. Bazı arkadaşlar sitem ediyorlar. Diyorlar ki ya hep üyelere duyum veriyorsun. Abonelere vermiyorsun. Asıl abonelere veriyorum. Üyelere sizin kadar vermiyorum ama video izlemek zor geliyorsa haliyle hiç duyum alamazsınız. Ayrıca kendini zeki zanneden arkadaşlarında yorumu şey oluyor. işte. insanlar sosyal medyadaki haberleri okuyamaz mı? Tabii ki de okuyabilir. Hani bunu düşünecek kadar zeki olamazsın. Ama doğru duyuma ulaşmak çok çok zor. Çünkü sosyal medyada insanlar para kazanmak adına hani Ronaldo'yu Messi'yi Fenerbahçe'ye getirebilir. İşte insanların bizim kanalı tercih etmesindeki fark burada. Fenerbahçe'de 4 koldan transfer hata. Yıldızların olmadığı takdirde seviyenin düştüğünü gözlemledi artık Fenerbahçe ve 4 bölge için çalışmalara start verdi. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilk 11'de hem rekabet edecek hem oynayabilecek hem de yedek kulübesini güçlendirecek isimler aranıyor. Ve 4 bölge için Bekao ve Ciku'yu yedekleyecek isim bakılıyor. Arkadaşlar benim aklıma bir isim geliyor ama komik gelir size ya. Katılmazsanız zannetmiyorum. Söyleyeyim mi? Simon Kea ismini biz niye düşünmüyoruz? 34 yaşında. Ligi biliyor. Bedava falan çekme imkanımız olsa mesela. Zaten Milan'da yıllık ücret vermeme derdine. Çok da oynatmıyorlar. Ya hani sadece düşünce olarak söylüyorum. Nasıl olur? Bence çok mantıklı olur ama sizi bilmiyorum. Şimdi Bekau ve Ciku'yu ve Ciku'nun da arkadaşlar Afrika Uluslar Kupası'nda gideceğini de düşünürsek büyük ihtimalle Buraya bir isim lazım. Luan Perez gözden çıkarıldı. Serdar Aziz sık sık sakatlanıyor. Ferdi Kadıoğlu bazen dinlendirilmek isteniyor. Osterwalde'yi oynatacak. Bu sefer de Stoper'de sıkıntı var. Osterwalde'yi sol bek kullanmak istiyorsun. Yine sıkıntı var. Şimdi merkezde rekabetin arttırılması da gündemdeymiş arkadaşlar. Yani merkez, merkez orta saha. E Fred'in yokluğunda orta saha gördünüz Jortingen'e Mortingen in oldu. Zayt istenen vermedi veremedi. Mert Hakan yandaş ve Serdar Aziz bu sene ne zaman ihtiyaç duysak o zaman sakatlar da sağ olsunlar. E, teklifler düşünülecek. İsmail Yüksek'in yüksek formunu hani oraya bir isim düşünülüyor. Salih Özcan ismi çok gündeme geldi. Ben yineliyorum arkadaşlar. Salih Özcan asla gelmez. Yani asla gelmez. Bak bizim alacağımız isim piyasa değeri düşük. Potansiyeli yüksek. Bon servis ücreti düşük, yıllık ücreti düşük ama beklentinin yüksek olduğu bir isim olmak zorunda. Sol kanatta King ve Kent yolcu diyor. Ben bir kez daha hatırlatayım, bir kez daha tekrar edeyim. Hani kanala yeni abone olanlar vardır. Önceki videoyu izlemeyenler vardır. İsmail Kartal Tadiç'i dinlendirmek istiyor. Hani diyorsunuz ya işte hocam rotasyon yapsın Tadiç de maçlarda dinlensin diye. Şimdi Tadiç'in yerine Kent'i oynatacak olsa Kent'ten yeterli verimi alamıyor. Joshua King sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Haliyle de buradaki isimleri İsmail Kartal bir elden çıkartmak istiyor açıkçası. Ama ben söyleyeyim ben Kent'in gideceği olduğunu düşünüyorum. Ama e, bana kalırsa Joshua King kalacak. Ceko'nun başarılı performansı var. Ancak Batshuayi kafayı tam olarak Fenerbahçe'ye vermiş durumda değil. Umut Nair e, tamam katkısı olur diye alındı. Az süre aldı ama onun da katkısı olmadı. Durum böyle arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası İsmail Kartal, Mario Branco, Selahattin Baki'nin görüşmesi var. Ben Zayt, Ruan Perez isimlerinin hani üstlerinin çizilebileceği görüşündeyim. Batshuayi'ye şimdi birazdan konuşacağım. Mantıklı bir teklif gelirse e, gidebilir raporunun verileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Emil Braivik'e kanca. 6-8 pozisyonlar için arayışlarda olan Fenerbahçe Molde'den Emil Braivik'i listesine aldı. Kanarya da anılan futbolcunun İstanbul tabunda menajeriyle görüşecek diyor. Ve gözler ara transfere çevrilmiş durumda. Emil Braybik için arkadaşlar. Ee, hepinizden aynı görüşte değilim. Ama ben şu görüşteyim. İsmail Yüksek'le rekabet. Yedek kaldığı zaman sıkıntı yapmayacak isim. Hani açıkçası tam Fenerbahçe tipi oyuncu ya. Hani ben de öyle bir izlenim uyandırdı. da ee, tam Fenerbahçe tipi oyuncusu. Dediğim gibi yedek olsa bir şey olmaz. Olmasa hiçbir şey olmaz. Yani ve potansiyeli de çok yüksek bir isim. Bence biz bu ismi, bu arkadaşı bir düşünmeliyiz arkadaşlar. Ve menajeriyle görüşme diyor. Zaten menajer İstanbul'da. 4 milyon euro değer biçiliyor. O 4 milyon euro transfer marketin biçtiği bir değer. Yani transfer market 4 milyon euro diyor. Ve eee Kulübü 7 falan istiyor. Haberiniz olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. Harbi harbi söylüyorum bak. Bizim bir adamımız. Yani Crespo geçer not alamadı. Zayt alamadı. Evet. Fred'in 7'yi düşündürüyor. İstiklal abidesi 42 maçta forma giymiş. 12 gol 10 asist yapmış. 3.288 dakika oynamış. Yani şu ana kadar kariyerinde 167 maça çıkmış. Rakip ağlara 24 gol atmış. 35'te asist yapmış. Bence düşünülebilecek bir isim. Peki hocam bunların dışında gidebilecek bir şey var mı? Var. İs İsmail Kartal'la bu sene hayat bulan İrfancan Kahveci. E İrfancan Kahveci sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sevilla'nın milli futbolcuyu takip ettiği iddiaları var. Arkadaşlar ben bunu sormadım. Sordurmadım. Ama %100 doğrudur. Sebebini de söyleyeyim. Sevilla Türk takımlarını Türkiye Ligi'ni Süper Lig'i mercek altına aldı. Gitti Galatasaray'dan Markao kumarını oynadı. Öncesinde bir Fernando'yu almışlardı Galatasaray'dan. Fernando tuttu ama Markao tutmadı. Dediler ki olan bir daha bu Galatasaray'dan hiçbir şey alınmaz. Bunlara bunların yüzünü şeytan gösterdiler ve gözlerini başka yere çektikler. diktiler. Sevilla sportif direktörü Victor Orta'nın şimdiden gelecek sezonun kadro planlaması ve takip ettiği isimlerden birisi İrfancan Kahveci. 9 gol 5 asist ve bu performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Seviye 15 milyon euroluk bir bedel yazdı diyor. 2025'e kadar sözleşmesi var. Ve Fenerbahçe formasına şu ana kadar 104 maça çıkmış. 20 gol 20 asist yapmış. Kariyerinin yani Fenerbahçe kariyerinin özellikle en golcü dönemini bu sezon yaşadığında düşünürsek. Bence çok kısır bir İrfancan e, İrfan Can Kahveci izliyoruz. Ama bu kısır İrfancan Kahveci bence baya baya bir şey yapıyor. Fenerbahçe Gençler Birliği'nden Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı. Alamadığımız daha doğrusu gelmeyen bir arkadaş var. O arkadaşla ilgili de yorum yapacağım. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe Gençler Birliği'nden 3 ismi kadrosuna kattı. TFF'ye bildirildi ve oyuncuların da lisansı çıkarıldı. Yani e, Poki Topu'nun içine girdiler. Pokemon'cular var mı Pokemon'cu ya hatırlayanlar? Yani, Pokemon'u hatırlayan nesil çok şanslı nesildir ya. Dijimoncu nesil bizden sonraydı. Ee, gerçi Samiyen haber falan var. Onlar teletabisçi. Onlar Tinky Winky ile büyüdüler. <laughs> Galatasaray sayfaları 23 Nisan'da falan bir günlüğüne koltuğa falan oturuyorlar onlar. Şimdi 3 oyuncu için toplam 200 bin euro ve sonraki satıştan 115 pay verilecek. Hocam 200 bin euro az bir para değil. Evet değil. Hocam bak genç başkanı Galatasaray'da. İlhan Cavcav'ın oğlu bildiğim kadarıyla değişmediyse. Hani biz bunlarla kötüydük. Bunlar Galatasaray her zaman yanlayan şeylerdi. Yok bunlar bu Talyan Antalya'da olayından sonra Galatasaray'ın ne olduğunu anladılar. Ve şu anda Galatasaray'la kavgalı gençler Birliği bilginiz olsun. Ve Fenerbahçe'nin de aslına bakarsanız iletişim ve ilişkisi iyi olduğu bir takım. Şimdi hocam iyi. Süper Lig'e çıktıklarında o zaman Aynı Galatasaray'a yattıkları gibi bize de yatarlar mı diyorsanız siz Fenerbahçe'li olamazsınız. Bu arada gençler bile 4. sırada yani lider Eyüp Spor 30 puanda 10 maçta işte 12 maçta 10 galibiyeti 2 mağlubiyeti var. Kocaeli Spor 26 puanda 2. sırada Bandırma Spor 25 puanda 3. sırada gençler bile 22 puanla 4. Bodrum 21 puanla 5 diye gidiyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim hepinizin yanlış anlayacağından adım soyadım kadar eminim ama. Biz bence Gençler Birliği'ne mesela Bartu Elmaz'ı oynama garantisiyle kiralamalıyız. İkinci devre. E kesinlikle ve kesinlikle Gençler Bartu Elmaz'ı kiralamalıyız. bana kalırsa. Bak Altay, Giresun, Tuzla son sıralarda. İnşallah Tuzla'nın düşüş olsun da çıkış olmasın. Şanlıurfa Spor, Ümraniye Spor, Adana Spor diye gidiyor. Mesela Şanlıurfa kalsın ya. Ben Şanlıurfa'yı seviyorum ya. E, Bolu Spor mesela Neyse biz işimize odaklanalım. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 2008 doğumlu sol açık Yiğit Evin. Alt yaş kategorilerinde çıktığı 45 maçta 31 gol. Yani 31 gole imza attım. 45 maçta. 25 maçta 11 gole imza atan Utku Karakaya. 8 numara ve 10 numara arkadaşlar. Can Bartu Çığır ise sağ sol bek olarak görev yapıyor. Ben e, sağ sol bek oynayan isimleri çok şaşırırım. Çünkü ya çok yeteneklidir ya çok çok yeteneklidir. Bakın hem sağ hem sol bek oynamak öyle basit bir şey değil. Bu Mert Müldür'de de var ama Mert Müldür yeterince ortaya çıkaramadım. Arkadaşlar Yiğit Evin'i öğrendik. 45 maçta 31 gol. Sol kanat oyuncusu, sol açık oyuncusu yani. Ee, Utku Karakaya 8-10. Can Bartu Çığır ise sol bek olarak sağ sol bek. Şimdi Galatasaray'da istiyordu bu oyuncuları. Beşiktaş'ta istiyordu. Trabzonspor'da birçok Avrupa takımı da istiyordu. Özellikle Yiğit Evin ismi. Bak bu ismi asla ve asla hafızanızdan çıkartmayın. Hani Arda Güler, yeni Arda Güler, yeni Arda Güler. Yeni Arda Güler, yeni Arda Güler yok arkadaş. Herkes kendi ismini çıkartacak. Yeni şu olacak. Bitti. Geçtiğimiz sezon U16 liginde 17 gol 15 asist yapmış. Yiğit Evin geçen sezon. Daha önceki sezonlarda U14, U15'te gol ve asist kralı olmuş. Bu yılda Gençler Birliği U17 takımıyla 6 maçta 4 gol 6 asist yapmış. Hani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya. Anlatmaya gerek yok bence. Şimdi Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş diyor ki ha bu başka cav, cav değilmiş. Bak Niyazi Aktaş'mış. Bir oyuncumuzun kendi ve ailesi Fenerbahçe'ye gitmek istemedi. Bu oyuncuyu açıklayacağım. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Emin Fenerbahçe'ye gitti. Futbolcular için Fenerbahçe ile 200 bin euro karşılığında anlaşmaya vardık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da %15 pay hakkımız bulunuyor. Arkadaşlar şimdi burada bir olay var yetiştirme payı diye bir olay var. FIFA dayanışma payı, yetiştirme payı. %3 ila %5 arasında değişen bir pay var. Oyuncu hangi altyapıdan çıktı? Gençler bile. Nerede profesyonel oldu? Fenerbahçe'de. Sonraki satıştakinde madde olmasa bile gençler birine pay ödenir. Ancak yetiştirme pay bedellerini de Fenerbahçe alıyor. Misal veriyorum. Yiğit Evin 30 milyon euroya gitti. Satıldı. Hadi inşallah. Yani inşallah 30 üstüne gider. 30 milyon euro nun yüzde 15'ini ne yapar abi? Hesap edin. 4,5 falan. Niye falan hocam? Direkt 4,5. 4,5 falan. 30 milyon euronun içinde eğer yetiştirme bedeli olsa bu 28'e falan düşer. Ne bileyim 24 e, 24'e şey 20 8, 29. Neyse. Biz karıştırmayalım. 4,5 gençler birine gittim 30'un üstüne bir de yetiştirme bedeli Fenerbahçe'ye diyorlar. Yani Fenerbahçe 4.5 vermiş oluyor güya ama 2-2.5 falan da kendi almış oluyor. Yani bir nevi 2.5 vermiş olacak. Bence çok karlı bir transfer oldu. İnşallah futbolcular şey yapar. Mahmut Ceyhun gelmeyen futbolcu. Gençlerle daha çabuk yükseleceğini düşünüp gelmemiş arkadaşlar. Kendisi bilir. Şimdi üç genç futbolcu Anadolu Ajansı'na da röportaj vermiş. Can Bartu Çığır diyor ki zaten isminden zaten herhalde herkes takımını anlamıştır. Max GS hariç herhalde herkes anlamıştır. Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihinde bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum demiş. Yiğit Evin Fenerbahçe'ye gitmek gurur verici. Önceliğimiz Gençler Birliği'ni, ailemiz ve Fenerbahçe armasını en iyi şekilde temsil etmek. Fenerbahçe'de A takıma kadar çıkıp Gençler Birliği alt yapısındaki çocuklara da örnek olmak istiyoruz. Utku Karakaya, Arda Güler, İrfancan Can Kahveci, Luka Modric ve Kevin De Bruyne'yi örnek alıyorum demiş. Lan inşallah yolunuz baktınız hepsini hepinizin de yolu baktı inşallah bunlardan da güzel olur sevgili minik kardeşlerim. evinizin ee, hepinizin ailesine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Parti dedim de unutmadan söyleyeyim Juventus Arsenal'dan ayrılması beklenen Thomas Parti'nin durumunu yakından takip ediyormuş. Yani bize koklatmayacaklarının da bir simgesi. Ben şunu söyleyeyim eğer Thomas Parti'yi alıyorsanız hiç kusura bakmayın. İsmail'i falan yedekleyeceksiniz. Yani bir projeyi belki çöpe atacaksınız. İşte üç tür kuralına uyuyum diye de şaşıracaksınız. Bak Galatasaray mesela Angelina'nın performansını yetersiz bulmuş. Leipzig'le 20 maçta oynama maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunmuş. Ee, yani 20 maçta oynarsa seve seve olmasa da zorlan, sözde yani bon servisini almak zorundalar. 11 milyon euro transfer marketi var ama onun hiçbir önemi yok şartlı zorunlu satın alma opsiyonu. Ee, 1 milyon euro artabilir oynadığı için 20 maçta. Ya şu an Galatasaray Angelina'dan çok ciddi bir kazık yemiş durumda. Nasıl? 1,5 kiralama bedeli. 20 maç oynarsa bir daha ekleyin 2,5 etti. 20 maç oynadığı zaman mecburen satın alacaklar 6'da oradan 8,5 milyon euro. 8,5 milyon euro'ya almış olacaklar. 9'un üstündeki satışın da %20'si Leipzig'e verilecek. Yani Galatasaray 17 maça çıkmış bir gol bir asisti var. 1315 dakika hiç önemli değil. 1318 dakika olsun 20 maça çıksın. O para verilecek. Böyle de bir arayış içindeymiş. Hani kimse bunu konuşmuyor ama Fenerbahçe'de. Bir yandan da Brady Lacka ve Brestle ile görüşmeler sürüyormuş. Solbek alternatifi ise Caner Erkin'miş. Haber Türk'ün haberi. Aslında var ya bunu Fenerbahçe yaşamış olsa yerin dibine sokarsınız. Hiç affetmezsiniz, acımazsınız ama hani Caner Erkin'in 35 yaşında olduğunu da bir kez daha hatırlatayım. 4 Ekim doğumlu. Ee, ama bu sezonki kariyere gerçekten takdire şayan. Alt ligde 11 maçta 5 gol 4 asist. Hem de 888 dakikada takdire şayan bir şey. Ama dediğim gibi söz konusu Fenerbahçe oldu muydu? Çok acımasızsınız ama Galatasaray oldu muydu? Çok seviyorsunuz herhalde. Feridun Nideloğlu. Yalçın Orhan. 2010-2011 sezonunun bitimine 5-6 hafta kala Fenerbahçelilere kazansanız da kupayı sizden alacaklar dedi. Bilgi Yalçın Orhan şu anda TFF'de yönetici diyor. Sansürsüz futbolda. Yani eğer bir insan 3 Temmuz'u biliyorsa 15 Temmuz'u da bilir. Ben size söyleyeyim. Eğer bu iddia doğruysa bunun üstüne düşünmesi lazım. Alp Eral El alp alp, er alp 3 Temmuz için benim hissiyatım Fenerbahçe'yi 3 Temmuz'da alaşağı dememenin hezeyanı devam ediyor. Ve bir şekilde Fenerbahçe'nin canını yakmaya devam ediyorlar diyor Sports Dijital'de. E, haklı mı haksız mı? Takdiri size bırakıyorum. Ya Fatih Altaylı'nın bir saçmalaması vardı onu da konuşayım. Fatih Altaylı diyor ki Galatasaray Divan Kurulu ve Fenerbahçe Divan Kurulu Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karşıydı. Ama sonrasında bir baktık ki. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç doğru buluyorum diye bir açıklama yaptı. Ya bir hafta önce karşıydın. Bu nasıl iştir diyor. Bir kere önce şunu söyleyeyim. İki kulüpte mecburen mecburen zorunlu olarak isteseler de istemeseler de Suudi Arabistan'da o finale çıkacaklar. Tabii iki kulüp bir araya gelip bir karar verip federasyonu da yıkıyoruz derse ama Galatasaray'ın bu federasyonun yıkılmasını isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray çok aşırı seviyor. Bu arada arkadaşlar hafta sonu PTT birincilikte maçlar varmış. E, ee, Gençler bir maçını izler misiniz? Pazartesi günü 27 Kasım pazartesi saat 20'de. Bir de bir takım daha söyleyeceğim size. Kocaeli Spor'un maçını da izleyin cumartesi günü. Saat 19'da Giresunspor Spor deplasmanında. Bir de Sakarya Spor'un maçını izleyin. Hocam Sakarya ne alaka? Bir i̇zleyin ya. Sakarya iyidir. Siyahla yeşil. Şimdi Fatih Altaylı'ya şunu hatırlatayım. Ali Koç dedi ki bu seneyi dışarıda tutarsak mantıklı dedi. Suudi Arabistan işi. Çünkü kulüplere gelir lazım dedi. Bu seneyi dışarıda tutarsak. Ama bu yıl 100. yıl dedi. Cümleleri saklamak, kesmek, kırpmak yani hoş bir şey değil. Fatih Altaylı sen okumuş adamsın. Hani anlamayacak kadar kıt biri değilsin. Bence o açıklamayı tekrardan Hani sen Max GS değilsin. Biz, biz biliyoruz. Max GS olsan tamam. Hani senin de anlamayacağını düşünerek ona göre yorum yapardım ama o açıklamayı iyi dinle. Şimdi gelelim Zurna'nın Zort dediği yere. İsayo Delabashiro. Fenerbahçe Hatay Spor'un 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Dela gündemine almış. 11 maç, 4 gol, 4 asist Sözcü Gazetesi. Şimdi öncelikle hepinizin tebrik taleplerini ee, kabul ediyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Ben biliyordum zaten bunun sosyal medyaya yansıyacağını. Ta Fenerbahçe Hatay Spor maçından önce bir cümle kurdum. Sonra cümleler topluluğuna dönüştü. Dedim ki hatta Hatay maçı ne zamanmış ya? Bayağı önce dedim ki Dela Başiru ismine, ismine odaklanan. Bu arada 23 Ekim'de ben Fenerbahçe Hatay Spor yazısı yazmışım. Ee, yani yazıyı 23 Ekim'de paylaştığıma göre baya baya bir şey olmuştur. Bu arada kahveci bey firmasından hediye gelen kahvelerimizi yudumlayalım. Rüyamda bile kahve içiyordum. Rüya gerçekleşmiş oldu. Bu arada ilginç güzel bir şey var ya. Ben öyle kolay kolay kahveyi beğenmem Türk kahvesinde. Bu başka bir şey. Bunda bir değişik bir sakızlı makızlı bir şey var. Bunda. Ne sakızı diyorlardı ona. Neyse biz kahvemizi galibiyetlerden sonra yudumlayalım. Kahveci Bey firmasına da buradan selamlar olsun. Merkezi neredeymiş acaba ya? Onu da hiç... Ee... Adıyaman'daydı değil mi ya? Adıyaman, Adıyaman aynen. Adıyaman, merkez Adıyaman'da. Kahveci Bey firması kahve... kahvecibey.com bir bakayım. İnternetten de alabiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer Adıyaman'da olan varsa iletişim kurabilirseniz Özellikle Kadıköy sokak sayfasını söyleyin indirim isteyin ha. 544 919 0181 numarası da var. Kadıköy sokakta gördük ki benim ne bu ee, geleneksel dibe kahvesi menengiç. Bunlardan hepsinden göndermişler. Geleneksel dibek de çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi Dela Başir ilgili şunu söyleyeyim. 22 yaşında. Merkez orta saha. Kanatlarda da oynayabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Yani Emil Braivik falan diyoruz da Lan daha da ağır bir soru sorayım mı? Çok daha ağır bir soru sorayım. Hresboy'u da Zayts'ı da buraya verip bu çocuğu ister misiniz? Vallahi de isterim, billahi de isterim ben. Tabii giderlerse. 12 maç 4 gol, 4 asist, 1058 dakika. Bakın Manchester City altyapısının mahsulü ve bedava aldı. Hatay Spor. Hatay Spor'da yükselişi başladı. <laughs> Nijerya milli takımına da yeni seçildi. Vallahi diyorum bak. Hani uzaklarda aramaya gerek yok. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bartu Elmas kiralık. Zayt'sın da bonservisiyle birlikte versek Dela alsak ben kabulüm. Ben kabulüm abi. Sizi bilmiyorum ama ben kabulüm. İnşallah hayırlısı olsun. Ama ben boşuna da bu kadar transferin üstünde durmam. Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp ve Kulüp Brüş. Michi Bacuay'ı kadrosuna katmak istiyor diyor. Şimdi bu sosyal medyanın duyumu. Bu sosyal medyanın duyumu. Bir de neydi o? Kelleci içenacho. Kelleci iç henacho. arkadaş. Kelleci Kelleci. Ee, arkadaş. Kelleci iken aço işte. Bol bol kelle paça içiyor. Bunu da konuşacağım. Şimdi Batu şu transfer markasına girdin. 9 milyon euro yazıyor. Yaş 30. Yaş 30. Belçika milli takımın 53 kez formasına girmiş. 27 golü var. Bu sezon Süper Lig'de 6 maç, 1 asist, 1 sarı kartı var. Kahveyi yalayasım geldi ya. 3,5 milyon euroya aldık. Yıllık 3 milyon euro veriyoruz. 15 maç 4 gol 3 asist 677 dakika. Senenin başında ben çok tartıştım. Yani 10 veren var 12 veren var satalım diye. Ve Alfredo Morelos alalım diye. Herkes bana karşı çıktı. Ya Morelos hocam çok tartışıyormuş kavga ediyormuş. Günahlar günahkar bir çocukmuş. Çok günahkarmış falan. Dan size ne günaha kendine size ne dedim. Yok çok günahkar dediler. Şimdi aynı arkadaşlara ben şunu tekrar tekrar hatırlatayım. Tekrar 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 hatırlatayım. Aynı arkadaşlara. Ya eğer Batşuay'ı bak haberde diyor ki kulüp bürüş 7 milyon euro nakit veriyor diyor. Vallahi de satarım billahi de satarım tillahi de satarım 7 milyon euroya hemen şimdi satarım. de 5 milyon euro ve 2 taksit ödemesi yapacakmış. Whatball 124'ün haberi. Bir şey söyleyeyim mi? 7 veren geri zekalı varsa hemen satalım. 7 veren geri zekalıyı hemen satarım. Hiç affetmem. Kelleci Ikenacho. Niye bu ismi kullandım? Ikenacho 27 yaşında. Rogon'un forveti. Rogon'un Rogon firmasının forveti. Yani Rogon'un forveti. Rogon. Menajerlik şirketi. 3 Ekim 96 doğumlu 27 yaşında bir forveti ve yıllardır hasretiz. Nijerya milli takımının 47 kez formasını giymiş, 13 gole imza atmış. 18 milyon euro piyasa değerindeki forveti. Alt ligde görev alıyor. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2024. Hemen boyuna bakıyorum. 1.85 pivot sayılabilir. <laughs> Sadece forvet. Forvet arkası oynayabiliyor. Yani kanat forvet değil. Keş forvet. Sol ayaklı. Çok güzel. Bu sezonki performansı hocam. 18 maç 6 gol 2 asist 826 dakika. Yani çok tercih edilen bir isim değil. Gelin size bir öneride bulunayım. Kabul etmek için biri, etmemek için iki tıklan. Ya da şöyle söyleyeyim. Önerimi kabul edenler lütfen videoyu beğensin. Ben Batshuayi'yi x bir fiyata satacağım. x bir fiyata. Yıllık ücretli 3 milyon euro Batshuayi'ni bilginiz olsun. x bir fiyata sattığım Batshuayi'nin yerine kelleci Kenaço'yu X bir fiyata satın alacağım. Sözleşme bitimine 6 ay kalmış Iken açıyorum. Kabul edenler lütfen videoyu beğensin. Şunu söyleyeyim. Eğer 500'den fazla beğenen varsa ben bunu yüksek makamdaki abilerime söyleyeceğim. Ablalarıma da söyleyeceğim. Görümcelerime, eltilerime hepsine söyleyeceğim. Yüksek makamdaki yetkili abilerimiz bu transferde bence bir şeylerin çabasını göstereceklerdir. Bak dediğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Bak şu ayı x bir fiyata satacağım. 3, 5, 6, 9, 12, 26, 35, 41. İkena da x bir fiyata geri alacağım. Ya Fenerbahçe'ye transfer edeceğim. Yalnız bu x fiyatı iki taksitle ödeyeceğim. Çünkü ee, transferde kotam var, limitim var. Kabul ediyorsanız lütfen videoyu beğenin. Kabul etmiyorsanız da yana git lan. Evet sizden uğraşacağım. Demek istiyorum ama yani ayıp denmez. Bu kadar dakikalık videodan biz ne anladık? Dela Başiru gündemimizde zaten bunu ben 23 Ekim'de resmi yazı yazmışım. Fenerbahçe 23 Ekim'de falan maç yapmış. Daha öncesinde de söylemişim. İlgi alanımızdaki futbolcu. Bir arkadaş daha var onu da izliyoruz. Hatta Spor'da. Keşke Zayt takası olsa. Yani Zayt'sı verip Başiru'yu alsak. Simon Kea. Keşke Simon Kea'yı becerebilsek. Mesela Luan Perez'i verip Kea'yı alsak. Emil Braivik. Bu isim Dela Başiru'dan hariç. Yani hem Laçer'i hem Emil Braivik alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Crespo'dan gelebilecek paraya da bağlı. Aynı zamanda İkenacho ismini konuştuk. ay gidip yerine gelebilir. Salih Özcan'ı beklemeyin. İrfancan kahveci gitse de yazın gider. Can Bartuçu, Rütku, Karakaya, Yiğit Evin Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. 3 transferimiz de hayırlı olsun. istedik. Zaytis dedik. Batshuayi Crespo, Bartu Elmaz ve Zayt Hatay'a gidebilir. Joshua King gidebilir ama ben zannetmiyorum. Samet Akaydın, Serdar Aziz yollar ayrılabilir. Şimdi şunu da hesap ettiniz mi bilmiyorum. Dele yabancı. Okey. Braivik yabancı. Kea yabancı. Iken Acho yabancı. Iken Acho bat şu ayı. İşler dışlar çarpımından gitti. Luan Perez gitse de zaten bunlara etki etmiyor. Zayt giderse biri daha geldi. Okey. İki yaptım. Ee, Bakşuay zaten kenar açı oynayan gitmişti. Crespo giderse Braivik gelir. Okey. E, Simon K'ya kaldı. Burada da arkadaşlar Joshua King devreye girebilir. Hocam Joshua King'i alıp bak arkadaşlar şeyin e, Dela kanat oynama özelliği de var. Bilginiz olsun. Ya da Kent ismini de unutmayın. Hani Kent ismi de bunların dışında. Yani 3 transfer Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bu takaslarda her an gerçekleşebilir. Kimse olmaz zannetmesin. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selam diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.